Dediği zaman Cumhuriyet döneminde genelde sürgünde hayatı geçti. İşte önce Burdur, devamında Isparta, sonra Eskişehir Hapishanesi, sonra Kastamonu'ya gönderilmesi, oradan Denizli hapsi ve oradan da Afyon Emirdağ ve Afyon hapsi. Gerçi çok partili döneme geçildiğinde daha rahat oldu ama yine kısmen de olsa gençlik rehberi mahkemesi gibi bazı mahkemeleri oldu. Sürgünde olduğu dönemlerin bir kısmında tamamında değil Cuma'ya gidemiyor. Ve bunu da bazıları tenkit konusu yapıyor. Bediüzzaman'ın Cuma'ya gidemeyişi rahat bırakılmamış bundan dolayı yoksa Cuma'ya e, gitmek istemeyişinden veya Türkiye Darül Harp'tır Cuma kılınmaz dediğinden değil. Ve bu konudaki suale şöyle cevap veriyor. Ben Şafi'yim. Şafii mezhebinde Cuma'nın bir şartı 40 adam imam arkasında Fatiha okumaktır. Yani Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında e, Cuma ile alakalı farklı bir takım hükümler var. Ayrıntılarda farklılıklar var. Şafi mezhebinde 40 kişinin imam ardında Fatiha e okuması gerekiyor. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana cuma farz değil. Burada dediği emirda. Ben mezhebi azamiyi takliden bazen sünnet olarak kılıyordum. Saniyen ikinci olarak 20 senedir haksız olarak beni insanlarla görüştürmekten men ettikleri için yani bir tecrit var, bir sürgün var. Hem bu ahirde resmen 4 ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tembihat olmuş. Daimi bir takibat var, bir baskı var. Hem 25 senedir ben münzevi yaşadığım için kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum. Ve herkesin arkasında mezhebimce iktida edip namaz kılamıyorum. Ve okumakta yetişemiyorum. Ve daha Fatiha'nın yarısını okumadan İmam rükûa gidiyor, bizde Fatiha okumak farzdır. Burada gerekçelerini nazara veriyor. Yoksa normal şartlar altında e, Cuma'ya gitmiş, cemaat içinde cemaatle beraber olmuş. Ama e, bazı e, takibat olduğu dönemde hatta gitmemesi için bir nevi tedbir aldıkları dönemde bir fitneye vesile olmasın diye gitmemiş, gidememiş dediği zamanın e, fıkıh yönüyle zahirde problem gibi görülebilecek bir ifadesi var. Onu da e, konu bütünlüğü açısından burada değerlendirmekte fayda görüyorum. Bir ibareyi önce okuyalım. Eğer mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesiyle o ehli hak dahi bir ikinin hatasıyla 20-30 bir çareleri esseler o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. Burada mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle ifadesi geçiyor. İslam fıkhını bilenlerin bir kısmı e, ibarenin bu kısmına itirazları olabilir. Ve diyebilirler ki mukabele-i bilmisil zalimane bir kaide değildir. Dinde bunun da yeri vardır. Mesela ayet-i kerimede ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetun mitluha. Yani Yapılan bir seyyiyenin karşılığı misliyle mukabele etmektir. Birisi size bir tokat attı, siz de onu atabilirsiniz. Biri kötü bir söz söyledi, siz de aynısıyla değilse bile benzeri tahkir edici bir ifade kullanabilirsiniz. Yani mukabeleyi bil misil daima zalimane değildir. Ama bazı durumlarda zalimane olur. Ne gibi? Burada kastedilen zalimane olan kısmıdır. Ona göre değerlendirirsek, bir problem söz konusu değil. Mesela müsle diye bir şey var. Savaşlarda bazı insanların hızını kesemeyip de işte öldürdükleri insanların ağızlarını, burunlarını deşmeleri, kulaklarını kesmeleri gibi durumlar. Din bunu reddediyor. Yani zaten öldürülmüş. Ayrıca bunun gözüyle kulağıyla oynamanın, onu o yönde perişan etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Din bunu reddediyor. Diyelim ki düşman askerleri böyle bir şey yaptı. Düşman askerleri böyle bir şey yaptığında bizim de aynısını yapmamız uygun düşmez. Onlar kendilerine yakışan bir şenaati işlemişlerdir. Ama bir Müslüman böyle çirkin bir işin içine giremez. Öte yandan misal olabilecek başka bir durum. Mesela Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu cephesinde Ermeniler de var. Ermeniler o bölgedeki e, masumları da yakaladıklarında öldürüyorlar. Çoluk çocuk demeden e, böyle kadın ihtiyar demeden öldürüyorlar. Hem de çok vahşi bir şekilde öldürüyorlar. E, Bediüzzaman e, gönüllü alay komutanı ve gönüllülerin başında ve Ermenilerin çoluk çocuklarından da yakalıyorlar ama onları öldürmüyor. Ve onları e, netice itibariyle Ermenilere teslim ediyorlar ve Ermeniler bunu görünce onlar da çocukları öldürmekten vazgeçiyorlar. Yani burada işte Ermeniler bizim çocuklarımızı öldürdü biz de onların çocuklarını öldürelim denilemez. Evet bir mukabeleyi bilmisildir bu ama zalimane bir mukabeleyi bilmisildir. Din buna cevaz vermez. Demek ki mukabele-i uygulanabilir olanı var, uygulanamaz olanı var. Yani diyelim ki bazıları savaşta insanların kellelerini de koparmışlar ve bu kellelerden dağlar yığmışlar. Onlar öyle yaptı diye düşmanların kellesinden piramitler meydana getirmek bu olmaz. İnsaniyetin mükerremiyetine e, muhalif olan bir durumdur. İşte burada Bediüzzaman'ın nazara vermiş olduğu böyle bir şey. Tekrar okuyayım. Eğer mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesiyle o ehli hak dahi bir ikinin hatasıyla yirmi tuz bir çareleri esseler. Aslında ibarenin kendi içinde de bunun cevabı var. Yani hak yolunda olanlar karşı tarafta olanların yaptığı gibi yapsam. Karşı taraf ne yapmış? Bir iki kişinin hatasıyla 20-30 bir çareleri de ezmişler. Onlar yaptı diye bir benzerini yapmak bu elbette uygun değil. Hatta diyelim küfür gibi ifadelerde bile birisi tabi benim burada ağza almam uygun düşmez, ağza alınmayacak küfür etsem, diğer ona cevap verebilir. Ama aynen onun ettiği küfürle cevap değil de tahkir edici başka ifadeler kullanır. Yoksa günah olacak işte şu an telaffuz edemediğim, edemediğin ifadeleri kullanma durumunda dinin ölçüleri buna müsait değil. Diğer tarafın ölçüsü olmadığından onlar aklına geleni der ve uygunsuz çok şeyleri de der. Ama bir Müslümanın hayatı belli ölçüler çerçevesindedir. O ölçüler çerçevesinde hayatını tanzim eder ve bu gibi kötü durumlarda bile ölçüyü, itidali, dengeli olmayı elinden bırakmaz.